Herhalde siz geliyorsunuz diyor. Biz geldik, aşağıda duruyordu yani. Ya şimdi işler karıştırıyor. Mustafa nasıldı şimdi? Başlayalım mı? Evet başkanım. Ticaret Odası Başkanım, Ticaret Odası Meclis Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Öncelikle partimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gösterdiğiniz bu incelik, nezaket için, yeni yerimize taşınmanın hayırlı olsun ziyareti için. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah yeni binamızda Malatya'mızın ihtiyaçlarına koşturmaya devam edeceğiz. Malatya'mız için koşturmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Odası ziyaretimizde hatırlarsanız yine sizin de yakından takip ettiğiniz, ilgilendiğiniz teşvik bölgesi uygulaması konusunda bugün resmi gazetede yayınlandı çok şükür. Önemli bir problemi de böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle aşmış olduk. 31-12-2021 sonuna kadar devamına karar verilmiş oldu. İnşallah yatırımcılarımız, Malatya'mız bundan faydalanır, nasibini alır diye ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür ihtiyaçların, beklentilerin, taleplerin karşılanması konusunda ben inanıyorum ki yakaladığımız güzel diyalog ortamıyla Malatya'mız için el ele çalışmaya devam ederiz diyorum. Sizlerin de bu konuda gayret gösterdiğinizi yakından biliyorum. İnşallah hep beraber Malatya'mız için diyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz Sayın AK Parti İl Başkanımız İhsan Koca Beyefendi ve yönetim kuruluna, bizlerin burada kabul ettikleri için il başkanlığında. Kendilerine hem yeni yerlerinin hayırlı olsun temennisinde bulunmak hem de teşekkür etmek için buradayız. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, özellikle Meclis Başkanımız ve ekip olarak buraya gelerek buradaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Zaten birçok yönetim kurulundaki arkadaşımız, bizim ticaret odasında da meclis üyesi olan arkadaşlarımız. Bizim için partiler özellikle çok önemli. Siyasi partileri önemsiyoruz. Şehirlerin problemlerini iktidar partisinin özellikle il başkanı olarak Sayın İhsan Koca ile geldiğimiz günden belli istişareler içerisinde durumları ifade ediyoruz, problemleri anlatıyoruz. Kendisi de bu istişare kültürüyle bizleri dinleyip birçok problemde destek olmak için gayret gösteriyor yönetim kuruluyla beraber. Biz kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özellikle Malatya bu son dönemde Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonel bakış açısıyla ciddi projeler üretmeye gayret gösteriyor. Birçok ciddi yatırımcıların buraya gelmesi için çaba gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü bu ilin büyümesinin en önemli etkeninin sanayi olduğunun bilincindeyiz. Ticaret olduğunun bilincindeyiz. Verginin de hem buradaki istihdamın da kriminal olaylarında bitmesi anlamında önemsenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda da teşvikte 6. bölgeden 4. bölgeye düşmemiz bizi çok üzmüştü. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Pötürge'ye gelmesiyle beraber sağ olsun bize bu arıtma ile ilgili çok ciddi destek verdi. 250 trilyon liralık bir arıtma tesisi, yıllardan beri problem çözülmemişti. Onu halletmiştik. Ama bu teşvikte düşmesi bizi ciddi anlamda rahatsız etmişti. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza bir şekilde hem il başkanımız hem siyasilerimiz hem bizler gayret gösterip durumu ifade ettik. Ve il başkanımız, il başkanları toplantısında İhsan Koca Beyefendi'nin diyaloglarıyla biz burada istişareler sonucunda müjdeyi de Cumhurbaşkanımızdan duymuş olduk. Kendisiyle görüştüğümüzde bize ifade etti. Biz bu anlamda da yaptığı çalışmalardan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Dediğim gibi bizim için özellikle iktidar partisinin en önemli unsur olduğunu, problemlerin çözümünde odak noktası olduğunu bilincinde olarak her daim istişare kültürünü en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz ve birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Kendilerine bir kez daha kabullerinden dolayı, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza kabullerinden dolayı teşekkür ederiz. Biz de yönetim kurulu adına ifade etmek istedim. Teşekkür ederim başkanım.